Manşete hoş geldiniz. Hafta, haftaya damgasını vuran olay Gökhan Zan olayıydı. Belediye başkanlığı ya da işte koltuk pazarlığı ya da ne bileyim milyon dolar cinsinden para pazarlığı veya rüşvet neyse ne derseniz bir takım şahsi menfaatler için adaylığını kullandığı ya da bunu pazarlık konusu etti ortaya çıktı. CHP'li de pazarlık yapmış, AKP'li de pazarlık yapmış. Kimlerle yaptığı da ortada yalanlanamayan bilgiler var. Parti genel merkezlerinin doğruladığı veya işte kısmen teyit ettiği bilgiler var falan. Yani Gökhan Zan olayı bitmiştir. Yani 6 Şubat Hatay depremiyle başlayan hikaye bir deprem fenomeniydi. O günkü yardım çığlıkları belki samimi, belki gerçekten içten, belki canı yanmış bir insanın ...verdiği refleks de o... ...bilmiyoruz fakat daha sonra bunu... ...bir biçimde ailemi korumam lazım... ...geleceğimi garantiden altına almam lazım... ...bu konuda acaba bir kariyer yapabilir miyim e ...evirdi ve... ...kaçınılmaz sonunu yaşadı... ...artık bundan sonra ne olursa olsun... ...bir yere gidemeyeceği ortada... ...bitmiştir yani... ...fakat tabii kendi biterken... E, ...katıldığı organizmaları da sarstı... ...yani Türkiye İşçi Partisi böyledir... ...beraber yan yana fotoğraf verdiği isimlerin durumu böyledir... ...bu grafiği ben yapmadım... ...bu grafik önüme çıktı fakat nispeten doğrudur yani soldan sağa. Nispeten doğrudur. Biz bunun için mi yola çıkmıştık? Bu ideallerle mi Türkiye'yi düzeltme ya da ne bileyim yeniden inşa etme ideali çerçevesinde, ufku çerçevesinde, vizyonu çerçevesinde bir araya gelmiştik. Devrimi bu duygularla mı yapacaktık? Falan gibi bir araya gelen devrimci ya da devrimci olduğu tartışılır. Kişilerin aday göstermesi falan da çokça konuşuluyor. Buna da bakacağız. Evet bu Topyekün siyasetin çürümesi bir yerde de. Ee, İyi Parti kendini imha etti. Daha önce tabii Muharrem İnce ve Sinan Oğan vakaları var ona girmiyorum bile. Sonrasında 2023 Mayıs seçimleri sonrasında İyi Parti'nin ve Meral Akşe Akşener'in kendine nasıl? Kendi kendine nasıl çelme taktiğini gördük. Kendi kendine nasıl bitirdiğini gördük. Sonrasında CHP, Özgür Özel pek çok örnek var. Ve en son buna Türkiye İşçi Partisi de kaçınılmaz olarak eklendi, ekleniyor. Tuğçe Tatari güzel bir yazı yazmış TR, T24'te. E, bunu okuyun. Yani Gökhan Zan'ın sorumluluğu Erkan Baş'ta değilse kimdedir diye soruyor. Çevrelerinden kimseyi bir Gökhan Zan kadar beğenememiş olduklarından adayları üstelik de böyle kritik bir kentte bu kişi olmuş olabilmiş e tabi kafta tenha olur şüphesiz. Tipi uzun zamandır böyle açıktan konuşmak masalarda bırakmamak gerekiyordu aslında. Yani diyor ki masalarda çokça konuşuyorduk ama artık açıktan söyleme vaktidir. Elbette hepimiz her şeyin farkındayız. Belki sizlerin vekillik kariyerlerinden uzundur buralardayız ki doğrudur. Tuğçe Tatari onların vekillik kariyerinden çok daha uzun süredir medya mahallesinin içinde. Ama dinlemediniz duymadınız ama sözüm ona yasakladınız diyor. Bu yazıyı okuyun. Gökhan Öz'ün sorumluluğu Erkan Baş'ta değilse kimdedir? Gerçekten yer yer katıldığım güzel bir analiz A'dan Z'ye toparlamış siyasetin hali. Özgür Özel atıf yaptım da yani şimdi demiş ki en son. Bir de ayrıca seçilen fotoğrafa bakar mısınız? CHP Genel Merkezi'nin seçtiği fotoğrafı kullanıyorum ben. CHP fotoğraf servisinin geçtiği fotoğraf. Yani bu fotoğrafı derhal elemeleri gerekirken bunu da servis etmişler. Ya milyonlarca dolar hazine yardımı alıyorsunuz. Devasa böyle kuleyi dikmişsiniz. İçinde doğru dürüst aklı başında bir tane adam yok mu ya? Yani servis ettiğim fotoğrafa bak. Neyse. Ama doğru yani burada kullanmam icap etti ve güzel bir fotoğraf oldu. Onu açıdan da CHP fotoğraf servisine teşekkür ederim. Önümüzdeki pazartesi meclisi açalım. Bak emeklilerin zammını salı günü yapalım. Seçimden önce yapalım. Şahane. Ya kardeşim sen hangi ülkede hangi hangi e, siyaset zemininde hangi parlamentoda falan yaşıyorsun ya? Yani bu olay hiçbir zaman bak ben e, 1995 yılından beri profesyonel gazetecilik yapıyorum. Kadrolu bu işin erbabıyım. Yani benim takip ettiğim siyaset sahnesinde 95'te parlamentoya girip çıkmaya başladım. O günden bu tarafa çok partili hayatı da gördüm. Koalisyonları da gördüm. Yığında seçim gördüm şu bu. Geçtik. Yani benim takip ettiğim liderlerin mühim bir kısmı da şu anda toprağın altında. Türkeş'ten Demirel'e, Erbakan'dan Mesut Yılmaz'a. Orada değilim. Şimdi hiçbir dönem yani meslek hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şey ya böyle absürt bir şeyin karşılığı olmadı. Absürttü çünkü karşılığı yoktu. Sürreal bile değil absürt. Yani gerçeküstü bile değil absürt. Meclis açalım muhalefet partilerinden biri çıkıp diyor ki meclis açalım emeklilik zammını diyor yapalım. Seçimden önce yapalım bu işi yetiştirelim. Ya bu 30 yıldır benim takip ettiğim siyaset gündeminde yoktu ki şimdi olsun. Hele şimdi. Yapma yani, yapma. Onun için yukarıda onu yazdım. Yani CHP'nin mevcut yeni genel başkanı için yeni seçilmiş birkaç ay önce işte iş başına geldi. Her şey parlamento Siyaset eşittir meclis, politika eşittir parlamento. Böyle yani. Her şeyin orada başlayıp bittiğini düşünüyor. Çünkü başka bir şey görmemiş. Bilmem kaç dönemdir milletvekili bilmem kaç dönem grup başkan vekilliği yapmış. Sadece radarlar orada. Ki zaten şu anda seçim olduğu için biraz meydan meydan dolaşıyor. Seçim bitsin tamamen parlamentoya çekilecek. Göreceksiniz yani. Siyasetin orada başlayıp bittiğini düşünüyor. Ondan dolayı bu bir noktaya kadar git, yani bir noktadan sonrasına geçemez. Ha diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu'na göre yani Kılıçdaroğlu'na göre çok daha dar ve e, sığ yani. Keşke biraz daha ileri olsaydı yani yaşının genç olması dışında hiçbir avantajı yok yani. maalesef. şimdi Karşınızda böyle e, tipler var. Akşam gazetesinden kestim bunu. AKP'nin... E, İBB Başkan adayı Murat Kurum İmamoğlu'na tepki göstermiş. Mecidiyeköy Mahmut Bey hattının %99'unu biz, biz yapmışız. Bilmem ne kadar kilometresini kendi yapmış. Karşınızdaki adam biz onlar diye bakıyor. Cumhurbaşkanı da öyle bakıyor. Herkes öyle bakıyor. Yani İstanbul'a bir hizmet getiriyorsun. Bir ulaşım falan. Bizim yaptığımız bu kadar, onun yaptığı bu kadar diyor. Yani adamın kampanyayı oturttuğu yere bakar mısın? Tarihin hiçbir döneminde böyle bir şey görülmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı devletle yarışıyor. Devlet de onunla yarışıyor. Tuhaf. Yani acayip bir noktaya geldik. Sonra gazeteci de yazıyor. Telefon harcında tuzak var. E İmeği kayıt harcı falan. Şöyle yaparsan böyle olur da böyle olur. Ya kardeşim bu harçtır. Harç. harc Harcı. E, e, bildiğin harç. Bildiğin e, şey. Mafya kesintisi. Mafya haracı. Harç diyorum. Haraç harç değil haraç. Buna karşı çıkacaksın sen. Telefondan bu ilave şeyler neymiş ya kardeş filan diyeceksin. Sonra orada vatandaşa yol öğretmeye çalışıyor yani. Eskiden istifa ederdi şimdi o istiyor İçişleri Bakanı öyle. Yani şimdi bunu yatsımayın. İçişte, ya eskiden İçişleri Bakanları işte efendim seçime doğru istifa eder. Ya seçime doğru istifa ederdi. Yerine müsteşarı gelirdi. Gene partiliydi. Ha ama gene meydanda kampanya yapmazdı en azından. Tarafsızlığını korurdu falan. Mesele o değil. Mesele kendi ifadesiyle Erdoğan'ın kendi ifadesiyle 17 bakanın İstanbul için sahada kampanya yapması. Bunların arasında İçişleri Bakanı'nın falan da olması. Kolluk gücünün başındaki kişi, ekonominin başındaki kişi belediye başkan adayı için Kampanya yapıyor. Ondan dolayı Türkiye'deki olayı mevcut siyasal zeminde, mevcut medya zemininde, TRT böyle bir şey yapabilir mi bizim vergilerimizle, mevcut TRT zemininde falan konuşmayı... E, yani Bırakalı çok oldu ama bunlar hala konuşuyorlar. Yani ben Bırakalı çok oldu ama hala olayı oraya getiriyorlar. Yani tuhaf. 20 milyar doları boşuna mı yaktınız diye soruyor. Kararın ekonomisi iyi gidiyor Karar Gazetesi'nin. Dolayısıyla yer yer oradan alıntı yapıyorum. Merkez Bankası faizi %50'yi %50'ye çıkardı. Karardan önce kuru tutmak için 20 milyar dolarlık döviz satışı işaret edildi diyor. Şimdi burada ekonomiye bir pencere açacağım ki vereceğim grafikler enteresan. Mesela başından bu yana politika faizi nereden nereye gelmiş? Ee, Ocak 2023'ten geldi. Yani Ocak 20, 2023'ten Mayıs 2023'e kadar buçukta tuttular. 25 Mayıs 2000 5'ten yani 25 Mayıs 2023'ten itibaren de artış başladı ve işte görüyorsunuz geldiği nokta %50'ye geldi. Fakat ne oldu? Gram altının seyrinde değişen bir şey yok görüyorsunuz. TÜFE'nin TÜİK'e göre seyrinde değişen bir şey yok. Yani enflasyonla başarılı olamamışsınız. O arada Tayyip Erdoğan'ın geyiği dolaşıyor. Biz göreve geldiğimizde faiz oranı 47 idi. Nereden nereye? Bunu da alıntılamış Ali Babacan. Tweet, tweet hala yayında. 30 Aralık 2013 tarihli. 30 Nisan 2013 tarihli Erdoğan tweeti. Biz görevden ayrıldığımızda faiz 7.25'te nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz demiş. Ali Babacan güzel kapak yapmış ama yetmiyor. Şimdi soru şu. Uzman suali. Model çökmeden Türk lirası ne kadar dayanır? Herkes buna cevap arıyor. Ben de haftalardır buna bakıyorum. En yakın cevabı bugüne kadar görebildiğim en yakın cevabı Cüneyt Akman vermiş bir tweet dizisiyle öncesinde işte döviz kuru seyri işte ne bileyim reel efektif döviz kuru, genel dengeler, hesaplar, TÜİK, TÜFE, sıcak para, yabancı yatırım bir sürü kavramla bir takım dengeleri anlatıyor. Fakat Türkiye'ye bunların hiçbirisi uymuyor. Onu da söylüyor. Onun için ilk 5-6 tweet'i Genel ansiklopedik bilgi olarak ele alın. Fakat ondan sonra başlıyor. Yani 7. 7. tweetten sonra başlıyor. Uzun vadede TL'nin altını çizdim. Daha doğrusu sarıyla işaretledim. Bu satırlar önemli. T, e, uzun vadede TL'nin ciddi değer kaybetmesi neredeyse kesin diyor. Bunun altına çizdik. Olasılıklarını sıralamış ama ben önemli yerleri sarıyla işaretledim. Siz oralara fokus olun. Devlet döviz kuru baskılamayı bir enflasyon kontrol mekanizması olarak kullanıyor ki ziyadesiyle yanlış bir yöntem. Doğru tespit. Devamla. Seçimden bir süre sonra önümüzdeki 31 Mart'tan. Dolar TL'ye karşı şüphesiz yükselecek ama bu geçmiş hatta beklenen enflasyon farkının da altında kalabilecektir. Lakin bu sürdürülemez. Olacakları bir tarihi geçmiş verdikten sonra olacakları artık tahmin ediyor. Ve son madde. Bu model peki model çökmeden bugüne kadarki uyguladıkları model çökmeden TL ne kadar dayanır? Çünkü diyor ki bu da çökecek. Yazın FED ECB neyse büyük parasal genişlemeye giderse bu ponzi daha uzun. Gecikirler veya zayıf bir parasal genişlemeye giderlerse daha da zor dayanır filan. Fakat 2010-17 türü bir küresel para bolluğu zuhur etmedikçe TL'yi örneğin bir yıldan fazla değerli tutmak zor demiş. Yani sözün özü şu. Soruyor. Uzun vadede TL'nin ciddi değer kaybetmesi neredeyse kesin. Bir, midde, bir, bir, süre daha bu modeli sürdürebilirler. Çökmezse diyor. Ne zaman çökeceği hakkında bir öngörü de bulunamıyor. Fakat devamla 2010-17 türü bir küresel para, para bolluğu zuhur etmedikçe TL'yi bir yıldan fazla değerle tutmak zor diyor. Siz bunu 2024 sonuna kadar diye genişletebilirsiniz. Durum buyken bu İsrail'e geçiyoruz. İsrail'de ateşkes çağrıları çokça dillendirilir oldu, belli ki iş işten geçti ki ateşki ateşkes çağrıları yapılıyor. Ben şu hayatım boyunca gerek gazetecilik geçmişimde gerekse takip ettiğim olaylarda şunu gördüm. Bunu e, kitaplarda belgesellerde de görürsünüz. Bosna'da böyle olmuştur, Ruanda'da böyle olmuştur. Gazete de böyle oluyor. Yani um, operasyon yapmak için Birleşmiş Milletler güçleri gelirler. Kapıda beklerler. Henüz telsizden işaret gelmemiştir. İçeride birileri hala iş tutmaktadır. Onun bitmesini beklerler veya telsizden e, tamamdır artık girebilirsiniz, müdahale edebilirsiniz işaretini beklemektedir. Ama onun için de asıl işaret içeriden gelmelidir. O işaret geldikten sonra makul bir süre geçtikten sonra içerideki işini bitirdikten sonra kırarlar kapıyı içeri girerler. Bu değişmez kaydedir. Ruanda'da böyle olmuştur. Bosna'da böyle olmuştur. İsrail'de de böyle oluyor. Durum bu. 5 aydır 6 aydır kulağının üstüne yatan dünya. 5 6 aydır 6 aydır 6. Orta Doğu turuna çıkıp dünyayı oyalama görevini başarıyla götüren ve tamamlayan Amerika Dışişleri Bakanı Blinken artık herhalde tamam. Yani İsrail yapacağını yaptı. Gazze'de taş, taş üstünde kalmadı. Tam kontrolü sağladı. Refaha da girme birader. Yani şu mülteci meselesini tam çözemedik ama sana söz refahta onları sınırlayalım. 1,5-2 milyon kişiyi oradan da biz Ürdün'e, Türkiye'ye, Mısır'a paketleriz. Onu da biraz zamanla yaparız ama şimdilik ateşkes kes falan noktasına gelmiş görünüyor. Durum bu. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadın da e, dönemin e, nefret sembolü olarak kayda geçti. AB'de gazete ateşkesle ilgili BM'de yapılan bütün oylamalarda e, hayır derken şimdi evet'e döndü. Şu sıralarda şey devam ediyordu ben yayına hazırlanırken belli ki öyle bir şey çıkacak. Ateşkes isteyecek. Yani bugüne kadar neden istemedin de şimdi istiyorsun. Niye? Çünkü içeridekinin işi bitirmesini bekledin. AB liderleri de Gazze'de nihai ateşkes çağrısında bulunmuş. O Yani bütün bu bunlar gösteriyor ki Blinken amcamızın son turu da ateşkes tur olarak. Şimdi adam 5 turda başarısız oldu. 6. turda ateşkesi sağlayınca bir de bunlar böyle ülkesine kahraman olarak döner veya dünyada bunu böyle pazarlar. Yani ne diyeyim ben? Fakat şeyle bağlayayım yavaş yavaş manşeti Trump'la, Trump ailesiyle. Trump 454 milyon dolarlık cezaya itiraz etmek için teminat bulamıyor. Trump'ın en büyük zor zorluğu bu. Trump ailesi ve Trump panikte şeylerden dolayı değil. Davalarda bir şekilde bunu anlatıyorlar. Yani bu davalar bizi aşağı çekmek için bizimle uğraşıyorlar, çekemiyorlar, komplodur, fake news'tur falan bir sürü şey söylüyorlar. Ayrı bir konu. Hepsi yani <laughs> doğru olsa bile önemli değil. Yargının ne dediğinin de önemi yok o açıdan. Fakat e, para cezası önemli. Bu para, bu para yani Trump iflas etmiş durumda ve bütün e, politik geleceğini e, ...şeye bağlamış durumda. Yani seçimlere bağlamış durumda. Şimdi teorilere geçelim mi? E, oradan başlayalım. Teori 1. Joe Biden devam edemezse... ...yani sağlık nedenleriyle başka bir nedenle... ...ölürse yani inme inerse bilmiyorum... ...Kamala Harris ki başkan yardımcısı... ...seçilmiş başkan yardımcısı... ...otomatikman ilk kadın başkan olabilir. Yani böyle bir olasılık var. Teorilerden biri bu. Teorilerden ikincisi Trump seçilemezse... ...ailesiyle birlikte yargılanacak ki... ...halihazırda yargılanıyor zaten hapse atılacak... Onun için bu bir ölüm kalım savaşı. Parası da kalmadı bitti. Teminat da bulamıyor. Yani hiçbir kredibilitesi de yok. Dolayısıyla Mart işte Nisan geliyor artık. Mart'tan Nisan'dan Kasım'a bu arayı bir atlatalım ve başkan seçileyim. Yani onu bir artık kendi kurtuluşu olarak görüyor. Eğer seçilemezse bitiyor zaten. Yani o açıdan Trump açısından durumda bu. Ailesiyle beraber. Teori 3. Trump seçilirse ABD'den başlayarak 2025-26'da büyük karışıklıklar öngörüyorum. Bunlar benim teorilerim. Yani bir yerden alıntılamış değilim. Sadece okumalarımın sonucu. Fakat bu 91'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına benzemeyecek. Yani Trump seçilirse ki şu anda eğer aksi yönde bir rüzgar esmezse, bir muhalif rüzgar esmezse, bir değişiklik olmazsa, ölmezlerse neyse seçilecek öyle görülüyor. Aday olacak ve seçilecek. Ee, sene ve ondan sonraki sene için e, yani bu sene bir kuluçka dönemi 2025 ve 26 için büyük karışıklıklar öngörüyorum. Başta Amerika olmak üzere dünyada. Amerika'nın kontrol ettiği dünyada. Macron'un bu pozu çok konuşuluyor. İşte boks yaparken falan. 46 yaşında ikinci dönemi e, ve son dönemi Fransa'da iki, iki dönem başkanlık yapabiliyorsunuz. E, 2022'de ikinci dönem seçildi. Şimdi yeni seçim 2027'de. Emin olun şu son 3 yıl ya keşke devam edebilseydim falan filan diye düşünüyor. Verdiği pozlar son derece yapay, son derece suni, son derece yapmacık. Ama işte böyle yani. Değişik bir şey. Neyse ki iki dönemde sınırlı. İki dönemle neden sınırlı olduğunu anladınız mı? Gelişmiş ülkelerde, Batı demokrasilerinde baş, başkanın. Çünkü 3. dönemden itibaren firavunlaşıyorsun. Diyor ve bir e, manşeti daha bu duygularla noktalıyorum. In-out'la kapatıyoruz. İyi hafta sonları.